Herkese merhaba, ben Merve. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez izliyorsanız lütfen önce abone ol tuşuna basın ve sonra videoya devam edelim. Ve hala abone olmayanlar varsa düzenli izleyip onlar da abone olsunlar. Çünkü istatistikler bir tık beni üzüyor. Abone olup izleyenler %20'lerde, abone olmadan izleyenler maalesef hep %80 küsürlerde gidiyor. Abone olmak bir şey kaybettirmez size. Lütfen abone olun. Neyse, videonun başlığından da anlayacağınız üzere Almanya'dan gelen ürünleri birlikte önce inceleyeceğiz. Sonra da onlardan bazı kombinler oluşturup deneme yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Daha öncesinde Almanya'dan gelenleri gösterdiğim, açılış yaptığım videolar olmuştu. Ama bu içerik onlardan daha farklı olacak. Bir de bu ürünler 2 hafta kadar önce geldi. Yani göstereceğim çoğu şeyi bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Beni daha önce izlememiş olanlar varsa onlar için kısaca bir özet geçeyim. Ben Almanya'dan alışveriş yapmıyorum. Yani web sitesi üstünden vesaire. Almanya'da halam yaşıyor. Sağ olsun bizim için o oradan uygun bulduğu, uygun fiyatlı ürünleri bizim tarzımıza da uygunsa alıp gönderiyor bize. Kıyafet ihtiyacımızı kendisi bu şekilde işte destekliyor. Sağ olsun tekrar buradan. Teşekkür ederim hala. Şimdi videoya başlayalım. Dediğim gibi çoğu parça yeni geldi. 2 hafta falan oldu olmadı böyle. O yüzden bulabileceğinizi düşünüyorum. Markalarıyla birlikte söyleyeceğim. Şöyle bir dar paça fermuarla, şu paçasında fermuar var. Deri pantolon gönderdi. Bunlar bu Zara'dan geldi. Hatta etiketi de duruyor. Ben de çıkartmamışım. Fiyatlarını bilmiyorum ama çoğu ürün, şöyle söyleyeyim, 40 euronun altında. Yani 40 euroya yakın ürün varsa onlar muhtemelen kabanlar olmuş oluyor. Şu an burada zaten kaban görmeyeceksiniz. Çoğu ürün 40 euronun altında, hatta belki 20 euronun bile altında olabilir. Hala eğer hatırladıkların varsa sen de yoruma yazarsan merak edenler oradan da görmüş olur. Şöyle çıt çıtlı bir pantolon, dediğim gibi deri bir tight pantolon göndermiş. Tight pantolon da değil aslında, biraz bol. Yani tight sayılmaz. Bir tane böyle bir parçamız var. Sonra ben bu aralar, yani birkaç yıldır bu aralar dediğim uzun bir ara, deri pantolon giymeyi çok seviyorum. Daha önce bir tane daha böyle deri pantolon yollamıştı ama bu sefer şöyle iki tane deri pantolonmuş. Bu sefer bunun böyle bilekleri lastikli, kargo pantolon modelinde. Acı kahve mi, mürdüm mü rengini tam anlayamadım ama bu da yine çok tatlı bir pantolon. Bunun markası da FB Sister diye bir marka. Halam genelde buradan çok şey yolluyor. Bizim buralarda bu marka yok. Aşırı kaliteli oluyor ve çok güzel oluyor ürünleri. Senelerce giyebiliyoruz. Sonra şöyle bir hırka yolladı. Hırka mı olur? Yelek. Yelek oluyor bu ya. Yelek yolladı. Beyaz renkte. Markası H&M. Medium beden. Bunun da son zamanlarda böyle gömlekle falan çok tatlı buluyorum ya da boğazlı balıkçılarla falan çok tatlı böyle kombinler gördüğüm için istedim. Bu da inanılmaz uygun bir üründü fiyat olarak ama tam hatırlamıyorum. Bir tane böyle bir parçamız var. Sonra şöyle, bu arada bunlar kırışık, kusura bakmayın. Ben bunları yıkadım, direkt olarak dolaba kaldırdım. Giydikçe ütülüyorum. O yüzden kırışıklıklar var, kusura bakmayın. Şöyle bir tane bluz yolladı. Yarasa kol. Şöyle yarasa kol. Kısa bir kolu var. Yuvarlak yaka. Bisiklet yaka mı deniyor buna? Bisiklet yaka. Çizgili bir günlük spor. İnce mevsimlik üst yolladı. Ondan sonra bunun markası bu arada H&M. Şöyle bir triko. Standart beden olması lazım. Bakalım değilmiş. Small. Tom Tyler markasının bir trikosunu yolladı. Halam Tom Tyler markasının outletini keşfetti. Tom Tyler Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum. Varsa yorumlara yazın. Çok güzel ürünler var ama hani bedenleri denk getirdikçe alıyor. Şöyle çok tatlı, böyle renkli, cıvıl cıvıl bir kazak yolladı. Sonra şöyle iki tane yazlık etek. Önce şunu göstereyim.
Bunu mutlaka görmüşsünüzdür Zara'ya gidenler. Önü böyle, şurada bir detayı var. Kumaşını görebiliyorsunuzdur. Adını unuttum kumaşın. Böyle kalem bir etek, yırtmacı falan yok. Bunu denemedim. Zara'dan dediğim gibi small beden. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Olmayanları zaten verebileceğim kişiler varsa etrafımda onlara veriyorum. Olmadı dolap uygulamasına yükleyip uygun fiyatlarda orada satıyorum. Sonra şu eteğe bakalım. Şunu şöyle alalım. Pardon. Bunun markası neymiş? Bu da Zara medium beden. Dümdüz beyaz bir etek. Midi boy. Şu şekilde kumaşı. Kumaş bilgim çok olmadığı için detaya girmiyorum. Ondan sonra şöyle bir gömlek ceket arası deri bir üst yolladı. Markası H&M. Bu da small beden. Bir tık klasik kolları falan böyle düğme detayları. Ama tabii deri ne kadar klasik olabilir onu da bilmiyorum. Kumaşla falan hiç denemedim. Bakarız. Böyle içi nubuk. Devam edelim. Sonra şu gömlekleri çok beğeniyordum ama cesaret edemiyordum. Hem fiyat olarak yüksek diye cesaret edemiyordum. Hani alıp dolapta bekletmek istemediğim için. Hem de daha önce hani giymediğim için acaba nasıl olur bilmiyordum. O yüzden almamıştım. Ama halam sağ olsun iki tane almış. Önce şunu göstereyim. Bu mavi ve çiçekli bir model. Şöyle. Bu da bu Zara'dan. Small bu arada. Saten kumaş gibi ama bu saten değildir. İşte bu satenimsi bir kumaş var ya. Ondan bir tanesi böyle. Diğeri de kahve krem tonlarında. Yine aynı kumaştan. Bu hatta daha ince. Daha böyle satene yakın. Bu da yine Zara'dan. Bu da çiçekli böyle farklı desenli. Etnik desenlere benziyor. Bir gömlek yollamış. Sonra şöyle bir gömlek. Az önceki süveter kombinini daha öncesinden halama söylemiştim. Hani bulabilirsen süveter alır mısın diye. Sonrasında da bunu buldu. Gömlek süveter birleşik bu arada. Bu bir bütün halinde. Şöyle kenarlarında ipler var. Bunları bağlıyorsunuz. Çok tatlı. Mankende falan görmüştüm fotoğrafını. Belki siz de denk gelmişsinizdir. Ben uzun zamandır Zara'ya gitmediğim için çok da haberdar değilim açıkçası. Bir tane de böyle bir gömleğim var. Ondan sonra önce şu alttakini göstereyim. Şöyle düz mavi, klasik bir gömlek. Mine to Five Tom Tyler yine bu da. Markasının dümdüz bir rengi var. Yine Tom Tyler'ın şöyle çizgili, her sene böyle gördüğümüz modellerde bir gömleği mevcut. Bunları da şöyle kenara bırakayım. Son olarak iki tane ceket istedim. Bu Tom Tyler markasının klasik modeli var. Görebiliyorsunuzdur umarım. Toplantılara falan giderken giymek için. Dolabında böyle çok ceket, çok klasik ürünler yok. O yüzden güzel olduğu için de istedim. Cepleri yok. Şurada cep varmış gibi fermuar var. Bunu kombinlemek istiyorum. Bakalım eğer kafamdaki gibi uydurabilirsem zaten göreceksiniz. Son olarak da böyle bir ceket. Bu Zara'dan. Şu düğmeleri falan çok hoşuma gitti. Klasik böyle asa var gibi. Böyle değişik. Yine cep detayı var ama cep yok. Böyle krem bir ceket daha gönderdi. Bu alışveriş bu kadar. Şimdi bunları kombinleyeceğim ama öncesinde size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Aklınızda kendinizce bu kıyafetlerden kombin oluşturduysanız onları yoruma yazın. Geçen hafta da bana ne geldi, ne gelecek bilmiyorum. Onları eğer hani bu videoyu beğenirseniz onları da bir sonraki videoda gösteririm. Hem de bu kombinlerden sizin yorumlarınızdakileri denemiş olurum. Kusura bakmayın saat 12'den beri temizlik yapıyorum. Şu an saat 7. Aynen 7.30 hatta. Kafam Leyla oldu.
Bir de normalde video çekmeyecektim ama hem kendime hem de kendimce size bir söz verdiğim için her hafta en az bir tane video çekip atmak istiyorum. Açıkçası çok modum yok. Son bu sokak hayvanlarına yapılan şeyleri gördükçe modum iyice düştü. Aynı şekilde Uygur Türklerine de bir şeyler oluyor. Yani insanın insana, insanın doğaya, insanın hayvana yaptığı bu şeyleri gördükçe modum çok düşüyor. Hani evden çıkmadan ne yapabilirim, sözümü nasıl yerine getirebilirim? Böyle bir içerikle yapabileceğimi düşündüm. Umarım beğenerek izlemişsinizdir bu dakikaya kadar. Şimdi hadi bakalım nasıl kombinler oluşturacağım ve sizin hakkınızda nasıl kombinler var? Dediğim gibi içeriği beğendiyseniz ve denememi istediğiniz parçalar varsa onları yoruma yazın. Bir sonraki hem istiyor musunuz istemiyor musunuz videoyu görmüş olurum. Bir sonraki videoda da hem kombinleri giyip denemiş hem de yeni gelenleri size gösteriyor olurum. Hadi hem sizin yerinizi bir düzelteyim hem de bakalım hangi kombinleri oluşturacağım. Arkadaşlar ya kamerayı çok ayarlayamadım sanki. Hani elime alıp aynadan göstermek de istemiyorum. Düğmesi nerede? Neyse. Bilemedim şu an. Çok mutlu değilim ama bu durumdan. Yani bunu şu an altımda bu pantolon vardı. O yüzden rengi de böyle tatlı gibi geldiği için bunu hemen kombinledim. Çok tatlı şuradan belden oturan bir model. Çok da güzel oldu. Beyaz pantolonla falan yazın daha güzel olur. Çok yaklaşamıyorum. Yaklaştığımda kameradan çıkıyorum falan böyle. Saçma bir durum oldu ya. En iyisi elimi alayım. Giydikçe aynadan kendimi çekeyim. Böyle sevmedim. Dediğim gibi böyle daha hoş oldu. Hatta şu aynayı dikleştirdim çünkü devasa gözüküyorum biraz. Sevgili tripodum hiçbir işe yaramadığın için sağ ol. Şimdi şöyle gömleği de yakından göstermiş olayım. Dediğim gibi altımda bu pantolon vardı. Hemen bununla kombinledim. Gayet tatlı olduğunu düşünüyorum. Hadi bakalım önemli olan diğerleri. Bakalım onları nasıl kombinleyeceğim. Takipte kalın. Sonra bu ceketi kombinledim. Dümdüz bir bluz. Yine bu pantolonu çıkartmadan üşengeçliyim. hoşuma gitti bu arada. Gerçekten toplantıya giderken falan giyilebilir. Birazcık daha klasikleştirilebilir hatta. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ben çok sevdim. Şimdi devam ediyorum. Önce hemen alt pantolonumu göstermek istiyorum. Ben de bunun siyahı vardı. Bunun fermuarları iç yanda. Benim siyahımdaki ön taraftaydı fermuar kısmı. Kalıp olarak gayet güzel oldu. Üstüne bu gömleği giydim. Bilmiyorum ne kadar oldu ne kadar olmadı. Hani sanki biraz fazla bu yazlık. Bu biraz fazla mevsimli kışlık arası. Ama tonları çok hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Aslında ben bunu hemen şöyle göstereyim. Hop. Şu üstle hayal etmiştim ama çok kırışık olduğu için giymedim. Bir de böyle düşünün bunu. Sizce hangisi? Saten gömlekle mi yoksa bununla mı? Bana yorum yazın. Hadi devam edelim. Son olarak da bu basit basic tişörtle bu mürdümümsü acı kahvemsi deri pantolonu denedim. Videoyu çok uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Hem de sizin aklınızdaki kombinleri de açıkçası merak ettiğim için tüm kıyafetleri kombinlemek istemiyorum. Videonun serisi olsun istiyorsanız yani Almanya'dan böyle ürünler geldikçe onları hem göstereyim hem denemeli şekilde videosunu çekeyim istiyorsanız lütfen yorumlara bırakın. Hem de bu ürünlerden kendinizce kombin oluşturun. Hani ne yapardınız? Onları bana yazın. Bir sonraki videoda eğer olursa hem de onları denemiş olurum. Yorum olarak bekliyorum. Umarım sevdiğiniz bir içerik olur. Beğenerek keyifle izlediğiniz bir video olur. Şimdilik burada kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.